şimdi, olmaz. Hayır, 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 hayır. Sırası değil. Efendim anne. Günaydın benim biricik kızım. Saat 10 oldu, hala uyuyor musun? Günaydın anne de. Bugün cumartesi değil mi? Ben işe öğlen gideceğim. Ay kızım, bana ne işten ya? Ne demişler? Erken kalkan yol alır, erken yatan döl alır. Hani sabah sabah Allah aşkına ne yolu ne dölü ya? Sen hala ne dölü de? Yakında Çişli Feride bile döl denirse hiç şaşırmam. Sabah sabah nereden çıktı şimdi Çişli Feride'nin cinsel hayatı? Nereden çıkacak kızım? Zarftan çıktı, davetiyeden. Ay Çişli Feride bile bak evleniyor. Sen hala uyu. Ne? O fare suratla mı evleniyormuş? Fare mağara diyorsun ama senden önce kapmış peyniri. Peynir gibi bembeyaz önlüklü bir cerrah. Ay bir de süs koymuş davetiye. Bu ne be? Ne o anne? Ay kırmızı bir kordela. Anne ya. Bir doktorun bir cerrahla evlenmesinden daha normal ne olabilir ki? Ay doğru söylüyorsun kızım. Senin de bu durumda çoktan bir haber müdürüyle ya da bir kanal yöneticisiyle evlenmiş olman gerekirdi. Yogaya devam değil mi? Evet anne, evet. Olumlamalar, şükür egzersizleri ihmal etmiyorsun değil mi kızım? Etmiyorum anneciğim. E o zaman niye hala bir koca bulamıyorsun Biricik? Anneciğim. Koca çok da listeye uyan koca yok. Sen de haklısın. Listene uymuyorsa hiç bulaşma, vakit kaybı. Biricik diyettesin değil mi? Biraz daha kilo alırsan kesin koca bulamazsın, evde kalırsın. Bak kızım, düğüne birkaç gün var. İnşallah sen de o arada birini bulursun da yalnız rezil olmazsın. O şimdiye kadar bulamadığını birkaç günde nasıl bulursun onu da bilmiyorum ama. Şaka yapıyorsun değil mi anne? Gelmiyor musun sen? Gelmemem çok ayıp ama ne yapayım? Bizim pilav gününe denk geliyor. Baban da almış biletleri. Çok güzel anne ya. Yine son dakika golü ben yedim yine. Bana tövbe yarabbim ya. Bak ne olur ne olur yine de sen gelmeye çalış tamam mı? Babama selam söyle, öp benim için. Ha onu da sana... selam var, el sallıyor. Ay çok konuşup başında şişirmeyeyim Biricik. 30. yaş günün. Kutlu olsun kızım. Öptüm. İştah mı kaldı ya? İştah mı kaldı ya? Alışamadın mı oğlum da? Aşk olsun da abi. Sıkıntı yok. Rahat ol. Ve nasıl gidiyor ilk gün? Of be abi. Ne sen sor ne ben söyleyeyim. Ne oldu? Sabah o kadar trafik vardı ki abi. Müşteriler terelelli. Ben sana bir şey diyeyim mi? Bu şehirde trafik ışığı falan yok. Yok. Yok da ne var? Işık trafiği var abi. Bu şehrin ışıkları yandı mı sönmek bilmiyor. Söndü mü de yanmıyor. Bana bak,
Bu özel şoförlüğe benzemez ya. Taksi şoförlüğü başka bir şeydir ya. Yani insanıyla uğraş, trafiğiyle uğraş. Zor iştir yani. Ama bu ilk gününü bir atlat, alışırsın, merak etme. Sen hiç merak etme abi. Biz elimizi attığımız her şeye alışırız evvelallah ya. Biz yeni kapı çocuğuyuz abi. Eyvallah, eyvallah. Bizim külüstürle aran nasıl? Ne oldu lan? Abi ne yapıyorsun gözünü seveyim ya? Duyacak şimdi seni, jant kapağı falan düşüp kırılacak ya. Ya şakası bir tarafa, o kadar güzel bakmışsın ki kız gibi be usta. Ya, ya. Ama o da bana alıştı hani. Diyorum ki, yarın bizim şoförlerden biri kalkıp kullanmak isterse naz falan yapabilir bu. Değil mi kızım? Dur be abi, kirlendi bugün yalnız ha. Ah ah. Ne günlerimiz geçti Ahmet bununla bizi, biliyor musun? Abi, anasonla beraber dinleriz. Hadi oradan kerata. Neyse, beni emekli etti diyorum yani. Bundan sonra al sen kullan, tamam mı? Eyvallah abi. Efendim? Ha tamam kızım. Tamam ya. Hemen gönderiyorum. Hadi bakalım. Tamam, eyvallah. Ahmet gel. Bu bizim her zamanki müşterimiz. Devamlı yani. Hemen atla git bu adres. Hadi yavrucuğum. Tamamdır. Abi Allah'a emanet ol. Hadi yavrum, sen de dikkat et kendine. Ablacığım pardon, görmedim ya, kusura bakma. Abla mı? Yok teyze. Bak bakalım abla yaşında mıyım ben senin? Bayım Aklara. Affedersiniz. Şimdi siz böyle sarılıp sarmalanmışsınız. Biraz da yaşınıza başınıza göre ağır giyinmişsiniz ya. O yüzden abla dedim size yani. Bilemedim. Nesiniz siz? Moda değiştirmeye falan mı? Yok, öyle demek istemedim. Yani tamam, kusura tamam. Bakmayın. Kapatalım konuyu lütfen. Mendil buyurun. Mendille çıkmaz bu lekeler. Kuru temizleme lazım. O zaman uygun bir zamanda bana ceketinizi verin, ben de kuru temizlemeye götüreyim, halledelim ha? Olur mu? Gerek yok, tamam. Bilerek yapmadınız herhalde. Orası öyle. Ama hani şimdi size de mahcup oldum. Bir gün ödeşiriz inşallah. Çok güzel hatun ya. Çok hoş yani. Of! 1000 liralık ceketim ne hale geldi bu öküz yüzünden? Siz. Ya öyle demeyin ya. Şunların mutluluğuna baksanıza. Maşallah biblo gibiler. Hem ne sabah ya, öğlen oldu. Hop birader. Allah mesul etsin kardeşim. Helal. Kardeşim önüne baksana sen.
İşe geç kalıyorum ben. Işıklar yandı. Ya tamam da ışıklar yeni yandı. Gidiyoruz işte. Burası mı? Evet, burada dur. Televizyoncu musunuz? Evet ama haber merkezinde çalışıyorum. Magazin servisinde değil. Alo. Geldim ya. Başıma neler geldi bir bilsen. Allah Allah. Tamam geldim. Geldim. 5 dakika. Hasba. Çok meraklıyım ben senin magazinin önüne sanki. Ha. Allah'ım ya. Hayda! Hanımefendi! Günaydın. 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 Günaydın canım. Günaydın. Mutluyumlar verecek. Aa, teşekkür ederim. Nice yıllara. Ay. Doğum gününüz kutlu olsun. Çok teşekkür ederim. Çok mahcup oldum. Aa, ne demek, size az bile. Umarım beğenirsiniz. Beğenirim elbet. Ama ufak bir detay var. Sıkarken beni hatırlayın, olur mu? Olur. İyi doğdun tatlım. Seni yerim ben ya. Aslım benim. Yine çok şıksın tatlım da. Ya. Bu ne hal? Çamur sıçadı. Ya bugün her şey üstüme geliyor. Toplantı ne oldu? Ya tamam, acele etme. Toplantı bir 10 dakika ileri attı. Sen şimdi bir rahatla. Bir otur yerine. Bir de bana ne olduğunu anlat. Ay tamam. Dur şunları bir çıkarayım, soluklanayım ne olur. Buyurun beyefendi. Nasıl yardımcı olabilirim? Ya az önce buraya bir bayan girdi mi? Burada çalışıyormuş. Adı ne? Ya bilmiyorum da. Böyle siyah uzun saçlı, böyle ceketi vardı üstünde. Biricik, şu çamur meselesine gelir misin lütfen? Ya dur kızım, ya anlatıyorum işte. Zaten 30 yaş bunalımındayım. Sabah sabah o şişko gelini görünce de cinlerim tepeme çıkmış. Bir de durup selam veriyor onlara ya. Eski çamur banyosunda o taksici yaptırdı işte. Ay ciddi misin? Evet. Yanaşayım derken foşça sıçrattı çamuru. Bir de bana abla demez mi? Ay öküz. Öküz ki ne öküz. Hanımefendiciğim. Şimdi siz bana kardeşim diye hitap etmeseydiniz ben de size abla demezdim. Çamur meselesine gelince bir kazaydı. Özrümü dilemiştim. Çantanızı unutmuşsunuz. Buyurun. Kızım bu o mu yoksa? O. Ama var ya çok tatlı çocukmuş ha. Evet. Keşke taksici olmasaydı. Yani evet. O olmasaymış iyiymiş tabii. Daha iyi olurmuş da taksici kriterlerimize uymuyor. Listeye uymuyor, listede yok. Yine mi siz? İsterseniz zorağa uğrayıp şoför değiştirebiliriz. Sonuçta öküzün biriyle seyahat etmeme hakkına sahipsiniz. Estağfurullah. O kadar da öküz değil.
Ayıp ettim aslında. İyi kız be aslında. Özür dilerim. Ya ben özür dilerim. Ben özür dilerim. Ya ben özür dilerim. Yani bembeyaz kıyafetinizi mahvettim sonuçta. Ya ben size aslında öküz dedim ya. Düşünün yani. Teşekkür ettim. Ay yine dedim bakın. Yok öyle demek istemediğim halde dedim. Ya ne olur ben aslında böyle konuşmam normalde de işte bugün biraz benim gergin bir günümdü. Ya boş verin. Unutalım olanlara. Gelin barışalım. Barışalım. Şey, affedersiniz ay, ben... Ay çok özür dilerim ben. Hayır bir şey yok. Tamam ben özür dilerim. Lütfen ben özür dilerim. Hayır ben özür dilerim. Mantıklı ol kızım. Macera değil. Koca lazım sana. Koca. Mantıklı ol oğlum. Bu kız bakar mı hiç sana? Alo? Ay mutlu yıllar canım arkadaşım. Canım benim. Çok teşekkür ederim. Doğum günü kızı bakayım bugün neler yapıyor? Evet o benim. İşten çıktım. Doğum günüm için hazırlandım. Şimdi gidiyorum. Tabii seni aramadım gelemezsin diye. Herhalde kızım nasıl geleyim? Baksana halime. Biri karnımda, biri sırtımda, biri tepemde. Hoş geldin hayatım. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bu akşam çok kalabalık olacak. Mutlaka bir beyaz atlı prens bulacağım kendime. Ondan sonra da üstüne bineceğim. Dık 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 gideceğim. Tabii bütün olumlamaları da yaptım tabii. Listeye uymayan adam imkan yok ya, imkan yok. Tamam ya ben şu an taksideyim hayatım. Sonra görüşürüz o zaman. Tamam tamam öptüm. Hadi çüz. Allah'ım ya. Bu kız evde kalmaya mahkum arkadaş. Ulan bu kıçı başı açık kıyafetiyle barda bulsa bulsa onunla yatmak isteyen abazan herifleri bulur. Çok seksisin kızım. Bu gece muhakkak doğru erkeği bulup kendine aşık edeceksin. O Feride'yi de çatlatacaksın. Benim bu gece taksiyle dönmem gerekiyor da. Malum alkol falan. Buradakilere güvenemem şimdi. Siz bu gece çalışacaksanız sizi arasam gelip beni alabilir misiniz? Olur tabii. Numaramı yazayım ben. Lütfen. Buyurun burada. Teşekkürler. İyi geceler. Biricik kanalımızın editörlerinden. Yalnız yakında terfi edip başımıza yaran şef olabilir. Öyle mi? Tanıştırayım, kuzenim Tansel. Ev bulana kadar Antalya'da bir aydır bende kalıyor. Memnun oldum. Ben de. Tansel, Çin merkezli çok uluslu bir firmada üst düzey yöneticiydi. Aa öyle mi? O kadar da üst değil canım. Peki niye şimdi Antalya'ya geldiniz? Çok sıkıldım. Ya yıllarca Amerika, Avrupa, Afrika derken memleketimi çok özledim. Bu güzel ortamları, sizin gibi zarif, hoş bayanları. O zaman hem Biricik'in doğum gününe hem de kuzenim Tansel'in Antalya'ya gelmesini içelim. Çin çin. Haydi kızlar, fondip, fondip, fondip. Evet Biricik, itiraz istemem. Sabah kendi ellerimle kahvaltı hazırlayacağım sana. Ya daha nasıl kandıralım seni, anlamadım ki. Vallahi övünmek gibi olmasın. Çok güzel sucuk yumurta yaparım. Doğum günü kızına özel. Arkadaşlar çok teşekkür ederim ama yarın iş var, ben gideyim. Ya sanki sadece sana iş var Biricik ya. Kaç defa doğuyorsun ha? Bugün doğum günün. Aslıcığım. Gelecek olursam gelirim. Israr etme. Tamam, kutladık bitti. Ya bak Biricik, aramızda istemeden hiçbir şey geçmez merak etme. Ama bu gece sensiz kalmak istemiyorum.
Senden çok hoşlandım. Ulan dingile bak ya, amma yapacak çıktı. Ben de senden çok hoşlandım. Çok sempatiksin. Çok şükür hala umut var, sempatik. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Taksi bekliyor çünkü. Gideyim ben. Ben de seninle geleyim mi? Önce seni bırakırım. Belki bir kahve içeriz. Sonra ben evime geri giderim. Ne dersin? Yalnız az önce abinizi eve bırakırken erken yatmayacağını söyledi. Sizi bekleyecekmiş. Bilginiz olsun. Ne abisi ya? Abin mi var senin? Hiç anlatmadın bana. Anlatmadım mı ya? Fırsat olmamış demek ki. Anlatırım bir ara. Abiden bahsedilmez mi hiç? Abi sonuçta kardeş. O zaman sana iyi geceler. Rüyanda beni gör tatlı kız. Vay vay Bridget. Kurtardığın için teşekkür ederim ama bir daha işlerime burnunu sokmazsan sevinirim. Kusura bakmayın ama ben zor durumdasınız diye yardım etmek istedim. Ya bir de size karşı borçlu hissettiğim için kendimi telafi edin dedim. Tamam da şimdi boş boşta bir abi yalan uydurduk. Ben şimdi bunu nasıl açıklarım ileride? İleride derken? Senin için de sakıncası yoksa ileride de görüşmeyi düşünüyorum Tansel'le. Ne oldu, komik bir şey mi var? Tansel. Tansel tam bu elemana uygun bir isim. Ne varmış isminde? Hep senin ismin ne? Benim adım Ahmet. Bilmem hoşunuza gitti mi ama. Güzel isimmiş. Çok sevdiğim dedemin ismi. Ah! Selamün aleyküm bey babayı o zaman adaşınmış. Birkaç ay önce rahmetli olmasaydı söylerdim selamınızı. Allah rahmet eylesin. Kusura bakmayın. Sağ olun. Sizin adınız? Durun ben tahmin edeyim. Kesin Gül'le başlamalı. Neden? Eşsiz bir gülüşünüz vardı. Yani yaklaştınız sayılır. Ama gülüşle ilgili değil. Eşsiz dediniz ya. Benim adım Biricik. Çok güzel isim. Ama bilmişim eşsiz derken yani. Ben tahminlerinde kolay kolay yanılmam açıkçası yani. Bilirim. Mesela beni eğer yanlış anlamazsanız, yani Tansel denen elemana 2 gün veriyorum. Neden? Aramaz mı diyorsun yoksa? Ara. O ara. Ama hani siz onu arar mısınız? Açın açın. Açın. Yani gerçi çok orijinal bir şey söylemeyecek. Özledim falan filan. Alo. Özledim. Bir sesini duymak istedim tatlı kız. Tamam birazdan konuşuruz ben. Çünkü şu an taksideyim de müsait değilim. Hı-hı. Tamam hemen arayacağım. Tamam bay bay. Mutlu yıllar. Böyle özel bir gününüzde size çok kabalık ettiğimi düşündüm. Eğer bugünkü bütün öküzlüklerim için bunu kabul ederseniz sevinirim. Bu da hediyeniz. Çok teşekkürler. Çok şirinmiş. Rica ederim. Hadi. Ha, bir dilek tutun. Alo. Daha inmedim. Tamam. Ama daha 30 saniye oldu. Evin önündeyim, arayacağım dedim. Apartmana giriyorum.
Evet. Girdim, apartmandayım. Yukarı çıkıyorum şu anda. Efendim. Ha. Merhaba Biricik Hanım. Tahsin. Tamam, hemen gönderiyorum. Tamam. Tamam. Koş, Biricik Hanım bekliyor. Hadi hadi fırla. Ne arıyorsun? Abi anahtar yok. Nasıl anahtar yok? Yok abi. Allah Allah. Oğlum taksici arabanın anahtarını kaybeder mi lan? Bulamıyorum. Oraya baksana iyicene. Baktın mı oraya? Baktım abi. Abi gözünü seveyim ya. Müşteri beklemez abi ya. Ben diyorum ki ben gidin bakayım. Biz Tahsin kardeşimle sonra ödeşiriz. Tamam yavrum. Hadi fırla fırla. Tahsin tut. Görüşürüz abi. Fırla 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 çabucak. Ya nasıl şoförsünüz? İnsan anahtarını kaybeder mi oğlum? Abi ne bileyim. Arabanın üstüne bak, içeriye bak. Allah Allah. Ayrılık çok zor, beter olasın. Yani ilk günden bu kadar ilgi alaka samimiyetsiz de mi gelmiyor? Yok. İyi. İyi. Tamam o zaman. Tamam. Sorun yok. Yok. İyi misiniz? İyiyim. Gelmemi ister misiniz? Hayır, teşekkürler. Getirdin mi? Evet. Sen? Önce parayı göreyim.
Tamam da bu fotoğraflar net değil. Milletvekilinin yüzü gözükmüyor. Kadının kim olduğu da belli değil. Bu para da çok değil. Böyle anlaşmamıştık ama. Bunun iki katını getir, net fotoğrafları vereyim. Yoksa istediğime satarım. Satmadığın ne malum? Gel. Tamam, tamam bunlar. Tamam ver. Ne? Ver, ver, ver. Ne? Olmuş ol, olmuş ol. Ne? 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 Ne yapayım? Vereceksin. Parasını verdim. Kalemle yapmayacağım. Yemin. Pislik. Parasını verdim. Ay yalnız gelecektin. Yalnızım ben. Benimle değil o lütfen. Bu Yarmagül kim? Taksici o. Şoför. Al canım. Bana bak. Bir daha da böyle yaparsan yemin ediyorum ağzını burnunu kırarım. Koluma hale gelirim ben. Bas gitme. Lan atın organı. Ne bakıyorsun ya? Ya. Efendi efendi küfrettik işte. Tamam. Özür dilerim. Ne yapıyorsun sen? O adam benim haber kaynağım. Ney ney ney? Ulan ben yetişmesem adam seni çiğ çiğ yiyecek be. Hem senin bu tip heriflerle ne işin var ya? Sus. Sus tamam sus. Sus. Of. Ah. İyi misin? İyiyim. İyi. Ya neyin var senin? Sabah ne yedin sen? Hiçbir şey. Peki ne içtin? Bu ne be kurbağa suyu gibi? Çim suyu, sağlıklı zayıflama, sabah akşam bir ölçek. Sen bunun hepsini bugün mü içtin? Lan otop içiyoruz anasını satayım. 2 gram vermek için ya. Aç ağzını. Gel aç, çimlerin sulanma zamanı geldi. Aç. Aç. Yok koş hareket et. Öleceğim burada, öleceğim. Hayvan yavaş kesilemiyor. İçim dışıma çıktı. İyi ya işte sus mu atlar mı sus. Ama Allah'ım büyük. Arkadaşlar çekilsene. Çıkar çıkar iyi. Devam et kus. Ay affedersiniz. Arkadaşlar çekilsene. Ne oldu bana ya? Ha, uyandınız mı? Ay sabah sabah ne içtiniz Allah aşkına siz öyle? Şey ben diyetteyim de çim suyu karışımı gibi bir şey içtim. Galiba aç karnına fazla kaçırmışım. Ay siz bu sıskalıkla bu kadar çim suyu içtiyseniz benim herhalde koca bir orman suyu falan içmem lazımdı. Mideyi fena bozmuşsunuz. Neyse ki yakışıklı erkeğiniz ilk yardımınıza koşmuş. Bir an önce yetiştirmiş sizi. Kıymetini bilin vallahi. Erkeğim değil o benim. Aa ya neyi? Taksici. Nasıl yani? Sırf bir taksici olduğu için mi sizinle bu kadar ilgilenmiş? O kadar su içirmiş, kusturmuş. Sabahtan beri de kapıdan ayrılmıyor. Haber bekliyor sizden. Burada mı bekliyor? Perişan oldu zavallıcık. Aslan gibi delikanlı vallahi. Ah ah. Keşke biri de benim için böyle şeyler yapsa. Affedersiniz hayalinizi balla kesiyorum ama benim şu gagayı alabilir miyiz lütfen? Çünkü ben kendimi iyi hissediyorum. Gitmek istiyorum. Ay sabredin birazcık. Serum bitmek üzere. Gelin bir tansiyonunuzu ölçeyim ben sizin. Şey alabilir miyim? Önemli olabilir de. Buyurun. Sabahtan beri çalıyordu zaten. Kim o? Telefon sapığın falan mı var yoksa? Sayılır. Alo. Ya neredesin Biricik? Sabahtan beri niye bakmıyorsun telefonuna? Hastanedeyim. Ne? Hastanede misin? Oo, aşk üçgenim yoksa. Ya ne oldu? Hangi hastane? Çabuk söyle, hemen geliyorum. Kaç
Biricik Hanım'ı arıyorsanız kendisine serum verdiler, uyuyor. Rahatsızlık vermeyelim isterseniz. Doktoru musun sen? Yok, taksiciyim. Arabamda rahatsızlandı, getirdim. Aferin sana taksici. Yaktın beni, haberin yok. Bu kadar hastane varken özel hastaneye mi getirdin? Vallahi özellikle yapmadım. Durumu acildi, ilk önüme çıkan hastaneye getirdim. Neyse, iyi yapmışsın. Ya o değil de, şimdi bir sürü masraf çıkacak. Kıza verdirmek de olmaz. Ya geçen sene eski karımı, kızımı hastaneye getir, götür, perişan oldum. Bir dünya masraf çıkardılar. Yok, pis yalancı. Yok, dur tahmin edeyim. Eski bir karısı olduğundan ve bir kızı olduğundan haberin yoktu değil mi? Rüya Çin'deymiş. Bunun gibileri Çin'e sürmek lazım zaten. Eski karısı Çinli miymiş bir de? Hem dur bakayım sen. Ya ben seni tanıyorum. Sen şu taksici değil misin geçen akşamki ya? Ya senin ne işin var benim sevgilimin yanında? Hayırdır? Sevgili mi? Sevgilim mi? Sevgilim mi bu senin? Neden bu? Neden ötekisi değil? Hem şuna baksana, hem yalancı hem pinti. Tüh, rezil Çinli çiyon. Ay affedersin. Ya böyle durumlarda tutamam kendimi de. Aman canım, banene. Gönül seni, şey senin. İstediğine verirsin, istediğine vermezsin. Ha? Senin işin yok mu? Duraktan beklemesinler seni. Taksici. Hanımefendinin durumunu öğrenince içim rahat eder. Hem benim bir bekleyenim yok ki çok şükür. Dansel. Ya sen kimsin? Arkadaşı mısın da merak ediyorsun ha? Hayret bir şey ya. Evet. Arkadaşım. Bir sakıncası mı var? Ya yok. Yok da... Hayır, olamaz çünkü. Ama sen benim hiçbir şeyim değilsin, tamam mı? Benimle ilgili hiçbir şey karışma bir daha. Sakın, sakın bir daha da beni arama. Telefon sapı. Gidelim mi? Pinti timsah. İyi misin? İyiyim. Her şey için çok teşekkürler. Her şey için. Güle güle Tansel. Evet arkadaşlar, geçen ayların reyting raporlarını karşılaştırdığımızda bu ay yükselişteyiz. Biricik, özellikle de senin yaptığın haberlerde reytinglerimiz 2-3 puan birden yükseliyor. Senin bu kanalda iyi bir yere geleceğini düşünüyorum. Teşekkür ederim efendim. Siz nasıl uygun görürseniz. Evet, hadi arkadaşlar çıkalım. Reytinglerimizi yükseltelim. Hadi bakalım. Arif, siyasi haberlerde sen geldiğinden beri bir iyileşme var. Yeni sinema bize çabuk uyum sağladı. Aferin oğlum. Çok teşekkür ederim efendim. Elimden geleni yapıyorum. Anlat bakalım, ne oldu senin şu taksici? Yoksa şimdi süper kahraman olup hayat mı kurtarmaya başladı? Sorma, az sorma. Çok tuhaf şeyler oluyor. Adam sadece dünden beri hayatımda. Ama hayatımı öyle bir kapladı ki. Ya böyle ne zaman yardıma ihtiyaç duysam Süpermen gibi. Hemen oracıkta bitiveriyor. Aa Biricik, listene ne oldu kuzum? Hı? Yoksa bir taksi şoförüne gönlünü kaptıracak değilsin herhalde, değil mi? Herhalde canım. Aa, şu senin Mert değil mi ya televizyondaki? Canlı, mevsim normallerin üzerinde. Özellikle Marmaris, Bodrum... Eski Mert. Dün beni aradı biliyor musun? Hemen meşgule bastım. Niye öyle bir şey yaptın Biricik ha? Belki çocuk senin doğum gününü kutlayacaktı. Bir açsaydın, bir konuşsaydın. Hem kimseyi bulamazsan en azından onu götürürdün düğüne. Aa, şaşırdın mı sen ya? Ya adam beni terk etti. Beni terk etmiş birini koluma takıp düğüne mi gideceğim? Hem de Çişli'nin düğününe mi gideceğim? Ya yalnız giderim daha iyi be. Tamam tamam. Mert Veren'le neşeli bir hava durumu dinlediniz.
Abi selamünaleyküm. Aleyküm selam Hamitciğim, buyur. Eyvallah. Bak oğlum, Emin geç. Tamam usta. Oğlum, öğlen arası geldim, çabuk hallet benim işi, tamam? Tamam abi, her zamankinden mi? Yok, bu sefer kesme mesme yapmayacağız ama böyle artistik bir tarama yap bana. Abi sana şöyle bir Justin Bieber modeli yapayım mı? Çok moda. Lan ne Bieber'i ne portakalı be, ne Bieber'i ne portakalı ya. Güzel şöyle bir diyorum, janjanlı, havalı bir şey yap ya. Tamam abi ya. Hayrola Ahmet abi? Oğlan bizim, kız bizim durumlar mı? Ne zevzek bir adam oldun sen ya. Ya. Ne zevzek bir... Abi saçını yıkıyorum, rahat ol sen. Kızım, şu Arif var ya. Hangi Arif? Şşş, korma. Yeni gelen çocuk. Hani bana parfüm hediye eden. Bakma, bakma arkanda. Bana çıkma teklif etmiş. Aa, nasıl ya? Face'ime yazmış. Duvarımdan da şarkı paylaşmış. Ay kızım çok romantik. Ama var ya çok tatlı çocuk. Bence kabul et. Ne kaynatıyorsunuz kızlar? Geçen falan da çıktı yani. Aa Arif'i. Evet Arif'in ansı işte. Hem sen tansiyonu şutlamadın mı? Kimle gitmeyi düşünüyorsun acaba düğüne? Bana acilen düğüne gidecek biri lazım. Eh bir zahmet. Bana bak. Hem öyle ilk geceden işi pişirmek zorunda falan da değilsin yani. Bir çık yemeğe, bir tanışın. Ondan sonrası işine gelirsin. Bana bak, bu çocuğun geleceği çok parlak, ben sana söyleyeyim. Geçen ofiste konuşurlarken duydum. Çocuk İstanbul'dan gelmiş. Ondan sonra zaten Boğaziçi'nden de dereceyle mezun olmuş. Kızım çivi çiviyi soker diyorum sana. Sen beni dinle. Git çık yemeğe. Ne resmi et ya? Bankada mevduat hesabımı açıyorsun ya. Sevgili Biricik, eğer beni yanlış anlamazsan sana bir teklifim var. Aç mısın? Yani diyorum ki benimle yemek yer misin? Ha yok dersen ki gece yemiyorum, diyet yapıyorum, kilo oluyorum. Oldu bir de şişko de, oldu bir de şişman de. Ne yapıyorsun oğlum ya? Şişman değil ki. Kim şişman değil? Kim şişman değil? Ay telefonla mı konuşuyordun? Ben, yok yok hayır. Ha, yani evet. Ama ben mesaj atıyordum. Yani mesajlarımı sesli okuyorum. Gidelim mi? Randevum var da. Teşekkür ederim. Böyle iki dirhem bir çekirdek. Randevum var dedim ya. Yalnız söyleyeyim, bu üstünüzdeki kıyafetle baştan kaybediyorsunuz. Hem sizin bir faranjitiniz vardı ya. Ne oldu ona he? Ne oldu? Azmasın sonra. Bakıyorum da doktor kesildiniz başıma. Sen benim gözlerime bakacaksın, önüne baksana be. Ne göğsü ya? Hiç görmediğimiz şeyler mi bunlar biziz? Etrafta restoran falan göremiyorum. Çünkü evinde buluşacağız. Yok sadece bir yemek yiyeceğiz. Allah Allah! Neden ev? Daha samimi olur dedi.
Hem çok güzel yemek yapıyormuş, aşçılığını göstermek istemiş. Ha, dikkat et de başka bir şey göstermesin yalnız. Romantik sapık. Ne? Bunlar ilk geceden işi pişirmeye çalışan timsah cinsi. Hiç sanmıyorum çünkü kendisi haber merkezinde beyefendiliğiyle bilinir. Asıl böyle tiplerden korkacaksın ya. Bunlar sosyal hayatında başka, özel hayatında başka. Siz de maşallah ev randevusuna pek bir uygun giyinmişsiniz canım. Ne varmış kıyafetimde? İşte ben de onu diyorum. Hiçbir şey yok. Allah Allah. Bakın, beni yanlış anlamayın ama belki siz iyi bir niyette giyindiniz, kötü bir niyetiniz yoktu. Ama ilk randevuyu evine veren bir adam böyle seksi giyinmiş bir kadını görünce başka bir şey düşünmez. Direkt konuya dalar. Ben niye burada durmuş seni dinliyorum ki? Ya... Biricik. Arif. Biricik. Efendim Arif. Bir şey soracağım ya. Koku geliyor da bu parfüm benim, sana aldığım parfüm mü? Ay yok canım, o değil. Bu benim kendi parfümüm. Ha. Bir şey, şunları da biraz açsan. Yok ya. Onları açmayalım. O çünkü önemli orası. Ortalık kurt çakal kaynıyor. Hep biz suçluyuz. Hep biz kabayız anasını satayım ya. Söylesene, şarap mı başımı döndüren yoksa senin bu mi? Güzelliğin mi ha? Yok, güzellik olsa duramazsın çünkü. Tuvalet şuradaydı değil mi? Orada, orada. Orada, okey. Ben geliyorum. Git ama kendini çok özletme, olur mu? Hemen gel. Alo? Alo, neredesin? Yakındayım. Hemen gelip beni alabilir misin? Ne oldu? Bir şey mi var? Kaç dakikaya gelirsin? Zor durumda mısın? Evet. Kapat, geldim. Kim o? Pizzacı. Ne pizzacısı kardeşim ya? Artık camdan mı servis yapıyorsunuz? Hızlı servis bu kardeşim. Ekspres. Kapıdan değil, camdan geliyoruz. Promosyon pizza kazandınız. Allah Allah. Vurayım mı lan? Vurayım mı? Ne soruyorsun be? Ulan soğuk belli olmuyor ki. Yok iş arkadaşıydı, yok bilmem neydi. Kime ne yapacağız bilmiyoruz. Sen bir şey yaptın mı? Yok ama galiba ben ona bir şey yaptım. Ne ağırsın be? Thank you.
aynısından. Aynısından derken? Eve gidiyorum. Çok komik. Aslında hiç eve gidesim yok. O zaman gel seni bir yere götüreyim ha. Can sıkıntısına birebir harika bir yer biliyorum. Ne dersin? Olur. Ne de olsa marazlısın. Teşekkür ederim. Ne yapacağım ben şimdi? Düğün yarın. Tansel'e yol verdim. Arif'i perişan ettik. Diğer faciaları saymak bile istemiyorum. Etrafınızda size hani bir günlüğüne de olsa eşlik edecek bir arkadaşınız yok mu? Yok. Tabii yarın yine de bir telefon rehberime bakacağım canım. Bu düğün neden bu kadar önemli? Şimdi Çişli Peri de benim ezeli rakibim. Derbi gibi. Gibi. Çocukluğumuzdan beri beni her konuda geçiyor. Ama öyle yanlış anlama ha. Hileyle hurdayla. Şikeyle. Onun o aşağılayıcı bakışlarına tahammül edemem ben yarın. Anlıyorum. Ya ben ne zamandır soracağım. Sen nasıl haberci oldun? Ya ben Amerika'da 2 yıl gazetecilik eğitimi aldım. Sonra Türkiye'ye döndüm. Burada da radyo televizyon okudum. İşte staj mutaj derken buradayım. O gün parkta beni koruduğun için teşekkür ederim. Kızmadın mı? Kızdım. Ama yine de teşekkür ederim. Ya sana kızdım çünkü o adam benim haber kaynağım. Onun sayesinde belki de bugün yarın terfi edeceğim. Peki terfi edince ne olacaksın? Ya işte haber müdür yardımcısı. Belki de haber müdürü. Bunlar iyi şeyler herhalde. Deli misin? Maaşım 2 katına çıkacak. Sorumluluklarım artacak. Yükselmiş olacağım. Hep benden bahsettik. Biraz da sen anlat. Ya benim hayatım çok basit aslında. Bir annem var. Onunla yaşıyorum. Yarışmaya da Antalya'dan katılıyorum. Peki hep taksici miydin? Başka bir iş düşünmedin mi hiç? Sen ne düşünürsen düşün, hayat kendi kaderini kendi çiziyor sonunda. Çizim demişken, lisedeyken çizimlerim çok iyiydi benim. Güzel Sanatlar Fakültesi'nin sınavlarına bile girdim. Kazandım da. Hem de birincilikle. Wow. Ama o sene annem felç geçirdi. O günden sonra da onun bakımını üstlendim tabii. Çok geçmiş olsun ya. Şimdi nasıl? İyi, iyi. Daha iyi. Bu belediyenin yaşlara hizmeti var ya. Evet. İşte geliyorlar, evin işlerini, temizliğini falan yapıyorlar. Ki artık kendisi de ufak tefek işlerini yapabiliyor. Daha iyi yani. Geçmiş olsun. Eyvallah. O zamana dek annem bana bakıyordu. O günden sonra da ben ona. Düşünsene. Bir gecede hayatın alt üst oluyor. Anlayacağın birinin eve ekmek getirmesi gerekiyordu. Ben de hayallerimden vazgeçip sorumluluklarımı üstlendim. Peki kız arkadaşın, sevgilin falan? Canım, ufak tefek ilişkilerim oldu tabii benim de. Ama kalbimi çalacak bir kızı bulamadım.
Ya ben gelip geçici ilişkilerin adamı değilim. Ben kalbimi avuçlarına bırakabileceğim, yüreğime dokunacak, iliklerimi işleyecek gerçek bir aşkın peşindeyim. İnşallah bulursun ya. Kalkalım mı? Çok soğuk oldu çünkü. Kalkalım. Taşa oturuyoruz. Çocuğum olmayacak sonra. Ağlıyor musun Biricik? Yok ya. Hayır. Film seyrediyorum. Bak tatlım, önce şuna karar verelim. Sen kendine hoca mı arıyorsun, yoksa o Çişli Feride'nin düğününe gitmek için bir kavalye mi? Ya Bahar, ikisini de arıyorum ben ya. Benim o düğünde iyi temsil edecek biri lazım bana. Zaten o adam bekarsa ve benden hoşlanıyorsa iyi bir koca adayıdır, değil mi? Doğru söylüyorsun tabii. Bahar, birine karşı duygularından nasıl emin olursun? Bu tip sorular sormayı bıraktığın zaman hayatım. Sen Vedat'a karar verdiğinde kafanda hiç soru yok muydu? Her şeyle tamam mıydı? Bak tatlım, Vedat mükemmel bir adam değil. O zaman da değildi. Bu çocuk da babasına çekmiş ama her neyse. Ama benim Vedat'ımdı. Benim için doğruydu. Eksiğiyle, yanlışıyla kabul edip sevdim onu. O adam karşına çıkınca bir şekilde biliyorsun. Bunu hissediyorsun zaten. En önemlisi de ilişkini sorularla kurcalamayı bırakıyorsun. Etrafına da, kendine de, onunla alakalı açıklayıcı uzun cümleler kurmuyorsun. Öyle değil mi? Aynen öyle. Hayırdır Biricik? Bana bahsetmediğin biri mi var hayatında? Yok. Yokmuş. Hadi neyse, tamam. Hadi kapat telefonu. Hadi iyi geceler, öpüyorum seni. Hadi bol şans. Gitmek istemiyorum. Hepsini arkadaşlarına anlatıp gülersiniz. Çincim. Aa, Hollandalısın. Evlendin. Ay hayırlısı olsun. Kiminle evlendin? Efe'yle tabii. Karına, kocana sevgiler. Yemin ediyorum bana girdi şu anda uluslararası. Hi Mark. It's me, Biricik from Antalya. Berek. The girl with long hair, brown eyes. No, 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 not fat one. Not fat one, please. Sexy one, sexy. Çiş yumak üstüne. Yine ararım beni. Ha, Yiğit'cim. Ha, demek evlendin Yiğit. Zaten ileriye kapılır ya, evlidir. Ay yok canım, sana söylemedim. Ama hiç haber vermiyorsun çılgın. Ha, beni dikti evlendiniz. Canım, vizemiz var bizim de çok şükür. Ha, gelinliği Milano'da diktirdiniz. Tabii gondol şart zaten, beni diktiğince gondol. Evet, eşini çok öp benim için. Ha, şu an öpüyorsun. Evli misin sen? Evet. Ha, gerizekalı. Ha, sensin o hayvan. Kimsenin acıması yok.
Ne olacak şimdi? Olacağı şu. Bu gece o çişli Feride gururumu fena halde kırarsa... ...yarın gidip sokaktan 40 tane kedi bulacağım ve onlarla yaşlanacağım. 40 yıl sonra da beni bir çöp evde bulduklarında... ...üzerimde şöyle yazacak. Aşk zayiatı. Kedi canını sevsinler. Tebrik ediyorum sizi. Çok güzel görünüyorsun. Çok teşekkür ederim. Artık darısı başına. Öyle değil mi? Bu arada sen de harika görünüyorsun. Vallahi ne yalan söyleyeyim. Hiç yaşını göstermiyorsun. Vallahi sen de evli barklı kadın oldun. İnan genç kız gibi duruyorsun. Bak sana eşimi tanıtayım. Tarık. Cerrahtır kendisi. Tarık'cığım, bu da o meşhur Biricik. Merhaba Biricik. Gerçekten çok meşhur birisin. Eminim öyleyimdir. Sonunda tanıştığımıza sevindim. Ayten teyzeciğim. Canım. Çok tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim. Mutluluklar. Mutluluklar. Annem nerede? Say, yalnız mı geldin yoksa? Çok yazık. Ya şimdi şöyle oldu. Annemle babam İstanbul'a gittiler. Pilav günleri varmış. Ben de dedim şimdi gelirim, gelin dedim ama... Hayatım. Beni beklememişsin. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ahmet ben. Tarık ben. Memnun. Merhaba. Sizi tebrik ediyorum. Allah bir yastıkla kocatsın. Çok teşekkür ederiz. Darısı bizim başımıza değil mi hayatım? Siz de mi televizyoncusunuz? Yok değilim. Ben otomotiv sektöründeyim. Otomotiv sektör. Yani tamamen farklı sektörlerdensiniz. Hı-hı. Yalnız bir şeyi çok merak ettim. Nasıl tanıştınız? Çok güzel bir hikaye aslında o. Biricik otomotiv dünyasıyla ilgili bir haber yapıyordu. Takdir edersiniz ki bu kadar güzel ve başarılı bir kadını elden kaçıramazdım değil mi? Doğru. Hem kendisi yakında terfi edecek. Bu kadar özel bir kadının peşinden koşan çok olur. Bir an önce başını bağlamak lazım. Kesinlikle. Bence Biricik bir an önce elini çabuk tutup sizin gibi yakışıklı, esprili bir adamı kaçırmasa iyi olur. Bu sizin güzelliğiniz. Yo yo, katılıyorum. Hayatım, dans edelim mi? Olur. Hoşça kalın. Tebrikler. Çok teşekkür ederim. Hayatım, biz de. Aşk bir kalbin içinde ağlıyor aşk. Sızım sızım sızlatıyor. Ellerinden kaçılmıyor. Bir an ettin bıraktın aşk. Kızdın mı? Kızdım.
Ama sana değil kendime kızdım. Seni nasıl fark edemediğime, sana nasıl önyargılı olabildiğime kızdım. Bana böyle şeyler söylersen biraz şımarabilirim. Şımar. Kahramanlar şımarmayı hak eder. Kahramanınız her zaman emrinizde hanımefendi. Acil durumlarda camı kırın yeter. Hiç gerek kalmıyor ki. Ne zaman ihtiyaç duysam da ben orada oturuyorsun. Hala inanamıyorum ben. Nasıl giriştin? Filmlerdeki gibi. Evde kıskançlıktan çatlıyor şu an. Çişli ne olacak? İçine burnu Allah aşkına ya. Ay her zamanki giyimler ayol. Allah Allah. Ay sana demedim hayatım. Ay bulmaz mıyım ayakkabıyı? Nişantaşı'nın altını üstüne getirdim. En sonunda aldım. Ay ne oldu kusura bakma. Sizin düğün. Bu bizim pilav gününe denk geldi ya. 30 senedir aksatmadan geliyoruz. Ne olur kusura bakma. Havaalanından ayağımın tozunda seni arıyorum. Ay hiç önemli değil Neslihan'cığım. Biz eski dostuz. Kusura olur mu hiç ayol? Gerçi biricikler uğradı sağ olsunlar. Selamını da ilettiler. İler derken? Biricikle
sevgilisi ayol. Adı neydi? Ahmet'ti galiba. Hani şu otomotivci. Ay bir yakışıklı. Bir efendi çocukmuş senin bu damat adayın. Ama aşk olsun sana. Aşk olsun. Sen bana hiç anlatma. Hiç. Fırsat olmamıştır. Maşallah. Çok da yakışıyorlar birbirlerine. Ay darısı biriciğin başına. Biricik kalk, öğlen oldu. Ya ne oluyor anne ya? Bir kapı çalmak yok mu? Dua etti hırsızsam senin boğazına sarılmadım. Habi o kalmıştı yapmadın. Ölümün zaten senin elinden olacak biliyorum. Ay yarabbim ya, sabah yine ne oldu anne Allah aşkına ya? Kim o otomotivci? Otomotivci değil anne. Taksici. Taksici. Müsaadenle anneciğim. Biricik şaka mı yapıyorsun? Taksici mi? Kız gel buraya bak, saçını başını yoldurtma bana. Bak bu ilişki yürümez, ben sana şimdiden söyleyeyim. Ha eğer eğlence arıyorsan orasını bilemeyeceğim ama koca arıyorsan gerçekten çok yanlış adrestesin. Tarlık Uşu'ydu Juliet'i hatırlıyor musun? Heh bak canım, aşk meşk bunların hepsi bir yere kadar. Onlar bittikten sonra böyle gerçeklerle ortada kalınca ne yapmayı düşünüyorsun acaba? Bitti mi? Evet bitti. Aslı, o benim hayatımın erkeği, ben bunu hissediyorum. Hem her prens beyaz atlı olmak zorunda değil ki. Belki benimki de sarı taksilidir. Ama benim prensimdir. Bu kız beni öldürecek ya. Ay ben bu kızı taksiciye, şoföre evlensin diye mi büyüttüm? Tabii kız tek başına bırakırsan ya davulcuya varırmış ya zurnacıya. Bizimki de şoföre. Yok, bu işi el atmam lazım. Bir şeyler yapmalıyım, bir şeyler düşünmeliyim. İstihancığım. Şu kızı birazcık rahat bıraksan. Ha sen de sakin ol. Sakin mahkum olamayacağım. Göz göre göre kız elden gidiyor. Abartma Allah aşkına. Biricik akıllı ve mantıklı bir kızdır. Ne yaptığını bilir. Aşkında gözü kördür ama. Senin kızın kör kütük aşık adama. Dengeli ve ölçülü. Ay ne rahat adamsın ya. Ben senin gibi rahat olamam. Kızımın hayatını istikbalini riske atamam. Bendeniz Mert Veren. Şimdi bölgelerimizi... Veren. Atmayacağım daha. Keşke bu gece çalışıyor olmasaydın. Sen gel bir de onu bana sor. Ben senin yanından bir an bile ayrılmak istemiyorum ki. O zaman kahvaltıya gel yarın. Olur. Tamam. Simitle peynir de getir. Nefis. Tamam. En sevdiğim. Hadi gir. Ne bu böyle? Anneciğim sen benimle 2 dakika mutfağa gelir misin lütfen? Müsaadenle Mert. Rahatınıza bakın ne olur, sizin analı kızlı konuşacaklarınız vardır. Ben yokmuşum gibi davranın. Ne oluyor anne? Hoş bulduk Biricik Hanım. Hoş geldin anneciğim de. Keşke eli boş gelseydin. Benim suçum yok vallahi Biricik. Kapıda karşılaştık. Anne. Ay tamam ya. Geçen televizyon seyrederken gördüm. Bir hal hatır sorayım diye aradım. O da seni çok özlemiş. Seninle konuşmak istemiş. Hatta seni birkaç kere aramış. Telefonlarına cevap vermemişsin. Şimdi tek gidersen Biricik beni kabul etmez dedi. Benden yardım istedi. Ne yapayım? Ya anne sen bana bunu nasıl yaparsın ya? Bu adam beni terk ettiğini.
O dönemde benim neler çektiğimi ve onunla görüşmek istemediğimi hatırlamıyor musun? Hiç hatırlamıyorum. Anne! Ayol sen diyorsun, bir ton zaman geçmiş. Nereden hatırlayayım? Tamam anne, şöyle anlatayım. Bak birazdan Ahmet gelecek. Mert'i burada görmese iyi olur. Onu bir an önce buradan gönder, tamam mı? Ay tamam, tam isabet olur. Bu arada Ahmet'le tanışmış oluruz. Tam tanışırsın. Bak ben şimdi duşa giriyorum. Çıktığımda o adam burada olmasın. Tamam, emredersin. Merhaba oğlum. Ben Nesli Biricik'in annesi. Sen de Ahmet olmalısın. Merhabalar efendim, çok memnun oldum. Ah gerek yok. Kusura bakmayın, sizi görünce biraz şaşırdım. Hiç önemli değil. Biz de zaten sürpriz yaptık Mert'le. Biricik'in de haberi yok. Mert? Ah dur sizi tanıştırayım. Mert! Efendim Neslihan teyzeciğim. Bay Kapıcı mı geldi? Aa oğlum olur mu? Ahmet o Biricik'in erkek arkadaşı. Ha. Affedersin. Yani ben çok salağım. Sizi tanıyorum. Tanırsın canım. Ben Mert Beren. Hepinize donu çözülmüş geceler diliyorum. Yani Biricik de biz eski sevgiliyiz. Biz meslektaşız ya. Beni mesleğe o soktu. Sevgili derken? Ay önemli değil bunlar ya. Mert Biricik'in eski nişanlısıydı. Neyse geldi geçti. Hadi oğlum içeri gir, dışarıda kalma. Sağ olun efendim. Ben gitsem daha iyi olacak. Size afiyet olsun. İyi günler. Al canım. Anne? Mert? Ne oluyor burada? Ay Biricik yani vallahi ben... Ya inanamıyorum size ya! Allah kahretsin Ahmet! Ahmet! Kızım bu kıyafetle nereye çıkıyorsun? Ahmet! Ay rezil oldum. Bu kız delirmiş. Kafayı sıyırmış. Ahmet! Ahmet dur ne olur. Annemle ne konuştunuz? Mert sana ne anlattı bilmiyorum ama gerçekten benim hiç mi suçum yok? Ben sana ne olduğunu söyleyeyim Biricik. Annem beni o Mert denen herifle tanıştırdı. O gerizekalı da bana kapıcı muamelesi yaptı. Eski nişanlım. Of anne ya! Bak işin doğrusu, Mert'le ben nişanlı falan değildik. Sadece çıkıyorduk. Ciddiydik ama. Ya sana söylemedim. Çünkü bu seneler önceydi. Annemin onu davet ettiğinden haberim bile yok. Hatta ben onunla muhatap olmamak için banyoya girdim. Çıktığımda da burada olmasın dedim. Bak ne hissettiğini tahmin edebiliyorum. Ne söylesen, ne desen de haklısın. Annemin benim iyiliğim için yaptığı şeyleri ben bile bazen tahammül edemiyorum. Belki de haklılar Biricik. Kimse onaylamayacak ki ilişkimizi. Arada kalacaksın sen hep. Herkesi karşına alarak, hiçbir şeyi umursamadan yaşamaya hazır mısın? Bak ben kendimden eminim. Senin için her şeyi yaparım. Her şeyi göze alırım. Hiçbir şeyi umursamam, anlıyor musun? Ama eğer sen üzüleceksen, ben bunda yokum. Buna dayanamam. Dayanamam, anlıyor musun? Bak Ahmet, sen bir masal hayal ettin. Ben de o masala inanmayı seçtim. Bu söylediklerini hiç düşünmedin mi sanıyorsun? Çok düşündüm. Kendimle ne savaşlar verdim, sen bir bilsen. Ama ben senin olduğumda hayatımda hiç kimseyle olmadığım kadar mutluyum. Sen benim sadece hayatımın erkeği değil, hayatımın aşkısın da. Eğer senden vazgeçersem, karşıma çıkan herkesle seni arayacağım. Ve bulamayacağım biliyorum. Eğer hayatın gerçekleri ve mantık buysa, ben bu masalı yaşamayı seçiyorum.
ve her masal kahramanı gibi burada kalıp savaşmayı. Bizim için. Hem aşk cesaret ister. Öyle değil mi? Benim bildiğim tek bir şey var. Eğer doğru insanı bulduysan onun elini avuçlarına alacaksın. Bir daha da bırakmayacaksın. Sen benim gerçek aşkımsın ya. Ben seni çok seviyorum. Benim seni hiçbir zaman bırakmaya, senden vazgeçmeye niyetim yok ki zaten. Neredesin Biricik? Ahmet'le misin? Maşallah sende de ne his var anne ya? GPS var mı taktın üstüme? Kızım benim öyle şeylere ihtiyacım yok ki. Eğer anneysen evladın kimde nerede bilir bulursun onu. Ay çok iyi olmuş yanında Ahmet'in oluşu. Geçen karşılaşmam pek hoş olmamıştı kendisiyle. Birbirimizi yanlış anladık. Bak ne düşündüm. Eğer birbirinizi bu kadar seviyorsanız... Bir yemek yiyelim de buzlar erisin diye düşündüm. Bu akşam işiniz yoksa gelin mutlaka bekliyorum. Ha, baban da çok istiyor tanışmayı. Neyi? Kimle tanışmayı çok istiyormuşum ben? Ay önemli değil ya, boş ver. Sulu cıvık hamur. Mutlaka bekliyorum Biricik, tamam mı kızım? Hadi öptüm. Anne, bir dakika. Al bakalım, sıcak sıcak. Ahmet. Al bakalım canım. Sağ olun efendim, ben. Afiyet olsun. Hizmetçi memleketine gitti, cenazesi var da. Gördüğün her şeyi ellerimle hazırladım. Hepsi organik, bahçeden. Gönül rahatlığıyla yiyebilirsin Ahmet. Aslında hanım pek yemek yapmaz. Ama yaptı mı da gördüğünüz gibi tam yapar. Afiyet olsun. Sağ olun. Yok, zaten her şey çok güzel efendim. Ellerinize sağlık. Güzel diyorsun ama pek iştahlı yemiyorsun. Anneciğim çünkü Ahmet et seviyor, otobur değil. Eğer bu güzel yemekleri yapmadan önce bize sorsaydın, biz de sana söylerdik. Ama sen böyle yemekleri seversin kızım. Hep sağlıklı beslenirsin. Ben de bir çift olduğunuza göre zevkleriniz aynıdır diye düşündüm. Ahmet, yurt dışına çıktın mı hiç? Hayır efendim. Ben genellikle Antalya kale içi. Biricik Amerika'da okudu, bahsetmiştir mutlaka. Her yazın yıllık iznini de Avrupa'nın farklı ülkesinde geçirir. Öyle değil mi Biricik? Hoş sevgili olduğunuza göre bunları mutlaka aranızda konuşmuşsunuzdur. Konuşmadık anneciğim. Biz birbirimizi tanımak için başka şeylerden bahsediyoruz. Tatil anlayışınız birbirinizi tanımak için güzel bir konu değil mi yani? Değil anne. Hanım, şu tatlıları getirsek de yiyelim mi yani? Ne demişler? Tatlı yiyelim, tatlı tatlı konuşalım. Tamam, oldu. Ben anneme bir yardım edeyim. Gel canım. Ahmet. Buyurun. Takım tutuyor musun evladım? Tutuyorum. Ne yapmaya çalışıyorsun anne sen? Ahmet'in sana nasıl uyum sağlayacağını ve nasıl bakacağını anlamaya çalışıyorum. Benim bakıma ihtiyacım yok ki anne.
Çok şükür çalışıyorum ve para kazanıyorum ben. İşte benim bütün korkum da bu ya. Sen kaç yıllık emeğini o herife mi yedireceksin? O ne demek şimdi ya? Herkes çalışır ortaya koyar. Ama az ama çok. Ayrıca biz daha evlilik falan konuşmadık. Ama Biricik sen evlenmeyi düşünüyorsun. Kaybedecek vaktin de yok. Ama bu adamla vakit kaybedeceksin kızım. Aranızda uçurum var. Bu adamdan sana koca olmaz. Bir tek ortak noktanız bile yok. Var anne. Aşk. Biz birbirimizi seviyoruz. Sen de artık bunu kabul etsen iyi olur. Yeter! Bana vurdun anne. İlk defa bana vurdun. Çünkü sen ilk defa bu kadar büyük bir hata yapıyorsun. Belki bu aklını başına getirir. Hakkı hak etsin ya. Gel hayatım. Hala söylemeyecek misin? Niye öyle apar topar kalktın? Ya yok bir şey işte. Annemle birazcık tartıştık o kadar. İyi geceler. İyi geceler. Selam aleyküm. Hayırlı işler. Lan Matrix neredesin be oğlum? Hayırdır, bir anda beni mi gördün? Tabii lan, geceleri seni düşünmekten gözüme uyku girmiyor aslanım. Hadi. Belli belli. Gel içeri gel de bir ifadeni alayım senin. Gel. Ha, görürüz. Gel. Gel, hadi gel. Aç şunu. Oğlum işte bu. Bunu istiyorum. Tamamdır abi. En doğru seçim. Tebrik ediyorum. Bu arada ne zaman tanışıyoruz Şansı yengeyle? Oğlum zamanı gelince tanışacaksın. Belliydi annenin bu işe razı olmayacağı hayatım ama... Ya bu sefer çok ileri gitti. Bir daha da yüzümü zor görür. Öyle deme kızım ya. Et tırnaksınız siz. Özür diler, barışırsınız. Ya koskoca kız oldum. Neredeyse haber müdürü olacağım. Ama kendi hayatımla ilgili bir konuda annemi ikna edemiyorum. Çok tuhaf değil mi sence de? Annelik böyle bir şey işte. Baksana daha bizimkisi 2 yaşına bile basmadı. Ama sanırım anneni anlayabiliyorum. O senin için her şeyin en iyisini istiyor. Senin sınavında bu akşamı? Ay, Görücü'ye çıkıyormuş gibi hissediyorum kendimi. Bir nevi Görücü'ye çıkıyorsun tabii. Bakalım müstakbel kayınvaliden nasıl biri? Sus be. Daha ortada fol yok, yumurta yok. Gelin yaptı kız beni. Siz bu hızla yani o da olur, merak etme. Dalga geç sen. İnşallah onun annesi de benim annem gibi sorun çıkarmaz bu akşam. Gerçi Ahmet annesi için melek gibi bir insandı dedi ama. Aman boş versene kızım ya. Erkekler için zaten anneleri her zaman bir melektir. Her nedense gelinlerine gelince bir şeytana dönüşüyorlar. Neyse kızım sen bunlara hiç takılma. Boş ver. Yeter ki sen yaşadığın şeyden emin ol. Bahar. Ben yaşadığım şeyden çok eminim. Kafamda onunla ilgili hiçbir soru işareti, çözemediğim hiçbir şey yok. Çünkü bütün cevaplar onda zaten var. Hayatındaki bütün boşlukları dolduruyor. Hatta benim farkında olmadığım boşluklarımı bile. O zaman kızım, bana diyecek bir şey kalmıyor ki. Senin adına çok mutlu oldum arkadaşım. Ne olur aşkını doya doya yaşa, olur mu? Yaşayacağım. Gel lan buraya. Boncuk gözlü dombili. Gel. Gel buraya, seni var ya içime sokasın var ha. Biricik dur. Biricik dur. Biricik benim de dişleri çıkarasınlar. Biricik suyum geldi. Biricik. Vallahi benim de gözümden yaş geldi biliyor musun? Biricik doğuruyorum. Biricik bebek geliyor. Dur. Bekle bekle. Şey nerede? Biricik ne yapıyorsun? Bilet arayacağım. Telefon nerede? Bırak bırak bilet aramayı. Bırak yolunu ararız. Biricik bırak. Tamam şimdi ne yapıyorum ben? Biricik çantayı al, çantayı. Çantayı alıyorum, şey yap. Oluyor mu? Ben de filmlerde gördüğüm kadarıyla, bilmiyorum. Buldum. Ay kızıma deprem çantası. Ay. Şimdi doğurma götürüyorum ben ya. Anneye söylemek yok, tamam mı şekerim? Anneye söylemek yok, vallahi küseriz. Küseriz, bozuşuruz, hadi bakayım.
benim güzeller güzelim? İyiyim yavrum, iyiyim. Ne yapam? Belediyeden gençler geldi. Şimdi de beraber yemek yapıvereceğiz. Ortalıkta dört dönüyorum yavrum. Böyle kızla ne yer ne içer hiç bilmem ki oğlum. Ah be benim güzel annem. Allah ne verdiyse onu yer. Sen kendini niye böyle yoruyorsun? Canını sıkma böyle şeylere. Biricik öyle havalı bir kız değil. Öyle diyorsun da oğlum. Yine de rahat değilim. Bak bu kız hiç içime sinmiyor deyiveren. Bizim gibi değil o. Bizden biri hiç değil. Anne bak beni biliyorsun. Bugüne kadar hiç kimseyi seninle tanıştırmaya getirmedim. Elini öptürmedim. Ama Biricik başka. O bu gece senin yanına tanışmaya gelinin olarak gelecek anne. Yani inşallah. Çünkü birazdan ona evlenme teklif etmeye gideceğim. İyi. İyi oğlum. Sen daha doğrusunu bilirsin. Ne diyiverem. Allah'tan hayırlısı. Allah razı olsun anne. Ellerinden öperim. Görüşürüz. Yardım edeyim de ya. Ben mi doğrayayım Bahar? Hep zevkli kısmını yapıyorsunuz. Acıya gelince ay ay ay. Hadi bakayım. Aslan, vakit. Hadi biliyorum ben seni. Bak tecrübelisin sen. Almıyorum birader. Kusura bakmayın beyler. Mesaim bitti eve gidiyorum. Bindik bir kere kardeşim. Acelemiz var. İnemeyiz şimdi. Zaten gideceğimiz yer yakın. Yürüsene birader. Çok sağ ol Biricik. İyisiniz değil mi? İyiyiz Vedat. Sen bizi merak etme. Çeker lan paraları. Ne parası birader? Taksici adamız biz. Uzatma lan. Çıkart bugünkü hasılatı. Ben bu araçta şoförüm. Hem mal sahibine ne derim sonra? Başlatma lan mal sahibine. Bak güzel kardeşim. Akşam akşam evime gidiyordum sizi aldım. Belaya bulaşmayalım. Hadi gözünü seveyim. Belanın kralı benim lan. Nerede para? Nerede lan? Çıkart dedim lan. Çıkart lan paranı. Oh. Abi gelen varmış. Saldırmışlar adama, gasp edip bıçaklamışlar. Evet sevgili izleyiciler. Gün geçmiyor ki bir yaralama olayıyla daha karşılaşmayalım. Arkamda gördüğünüz şahıs bugün bu... Çevir, çevir, sedye çevir. Böyle al. Çevir. Ahmet! Böyle. Ahmet! 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 Ahmet!
kritik ama doktor bey elinden geleni yapıyor. Merak etmeyin. Şu anda mümkün değil. Ben size haber veririm. Onun eşyaları mı? Evet. Ah, bilir miyim lütfen? Neyiniz oluyor hasta? Canım. Kanım. Tamam ama memur bey gelince lütfen test edin, olur mu? İçeride bir kişi kalabilir mi? Siz buyurun. Senin elinde benimkinden daha çok ihtiyacı var. Ben kapıda bekleyiverem. Senden tek isteğim var. Onu bırakıverme. Gitmesine müsaade etme Ahmet'ime. Thank you.
çok şükür zor günlerden atlattım. Sonunda hayatımın erkeğiyle beraberim. Ya hala inanamıyorum. Hep böyle rüyalarım gerçek oldu. Ay iyi kızım ya, çok mutlu oldum senin adına. Konuştunuz mu? Düğün ne zaman? Bir plan yaptınız mı? Ahmet geliyor şimdi. Tamam, hadi kapatıyorum. Bay bay. Ne yapıyormuş benim güzelim? Ha? Keyfi yerinde mi? Düğün işini ne yapıyoruz? Düşündüm ben onu. Ben de düşündüm. Sen ne düşündün ya? Sen ne düşündün? Sen ne düşündün? Aynı anda söyleyelim. Tamam, kabul. Bir, iki, üç. Yörük düğünü. Ne? Yörük mü? Otel ne ya? Ya ne yürüyor ya? Ya yörük düğünü işte, mis gibi serin serin yaylada. Ya otel işte serin havuz başında. Yörük düğünü yapacağız hayatım. Otel. Yörük. Otel dedim. Yörük. Otel. Yörük. Otel. Bak senin dilin papuç gibi olmaya başladı ama. Hem sen şimdiden müstakbel kocanla nasıl böyle konuşuyorsun? Konuşurum ben. Allah Allah. Sen benimle bir gel. Sana yörük düğünü yapacağız bu hayatım. Ne yapacağız? Yaylada keçilerle halay mı çekeceğiz? Aynen öyle. Hepsi böyle arkamızdan gelecekler. Arkalarından da bırakırlar zaten. Olmayız. Atlarında halay başı yapacağım. Ya annem öldürecek beni.